Arkadaşlar eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki komutumuz Perimeter Dimension komutu. Bu komut genel hatlarıyla böyle karmaşık şekiller çizdiniz ve belli kenarların uzunlukları toplamının ne olduğunu hesaplamak istiyorsunuz. Orada kullanılan bir komut. Bir örnekle beraber bunu aslında açıklayalım. Hemencecik yazalım. Perimeter alt tire Dimension. Okay, doğru yazdık herhalde. Okey diyelim. Önemli olan zaten içerik. Şimdi sketch bölümünü seçtik. Okey dedik. X-Y düzlemini aldık. Şöylece köşeye de attık. Ben diyorum ki şöylece bir ne oluşturalım? Bir yedigen, sekizgen, bir canımızın istediği bir şey oluşturalım. Bakın. Şöylece. Şöylece. Saçma saçma bir şekil oluşturalım ama aslında komutumuzun bize nasıl yaradığını görmek aslında buradaki amacımız. Şimdi bitirdikten sonra çizimimizi mor kısmına geldim. Perimeter Dimension kısmına da tıkladım. Şimdi abi bu kenarı seçtim. Gördüğünüz gibi işlemeye başladı sayaç. 16,0 küsür. Bunu seçtim. 40 oldu. Bunu seçtim. 63 oldu. Bunu seçtim. 89. Hadi hepsini seçelim. Ne kadar bir çevre uzunluğumuz varmış. Tabii bunu milimetre cinsinden yapıyor. 286,2286 küsür hatlı giden bir çevre uzunluğu yapmış olduk. Şimdi okey diyelim. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Bu bizim ne işimize yarayacak? Bunları biz aslında bir veri olarak tutabiliyoruz. Biz bunu yaptığımız zaman program bizim için bir veri şeklinde bunu tutuyor. Gelin o veriye de bakalım. Şimdi yukarıda assemblies, curve, surface, analysis gibi kısımlar var. Buradan gelip tools'a tıklıyorsunuz. Expression kısmında gördüğünüz gibi sizin vermiş olduğunuz parameter'ınız 286,2286 şeklinde burada verilmiş. Ve sketch 00 işte bunu numaralandırmış. Ondan sonra default bir grup olduğunu vermiş. Gördüğünüz gibi buraya da aslında notlarınızı tutmuş oldu. Bu birçok şekil çizip bu şekilleri hani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya isimler vererek burada tutmanız veri olarak mümkün. Bu bizim için önemli çünkü her seferinde tekrar tekrar dön bak dön bak yapmaktansa buraya bir kere giriyorsunuz veriyi, bu size veriyi tutuyor ve sonrasında dönüp baktığınız zaman veriyi okuyabiliyorsunuz. Güzel bir durum bu. Hadi gelin bir örnekle de bunu gösterelim. Hani ikinci, üçüncüyü verdiğinizde de bunu tuttuğunu kanıtlamak istiyorum ben size. Home kısmına geldim. Ne çizelim? Hadi birazcık fantastik bir şekil çizelim. Şuraya fantastik dediğimde yani dikdörtgene çember ekleyeceğiz. Bir şey yok. Şöylece şuraya bir çember ekleyelim. Şöylece güzel bir çemberimiz olsun. Şöyle de bir tatlı bir küçük çember atalım buraya da. Başka ne yapalım? Bir de buraya atalım. Şöyle atalım. Bununkine kadar 35,1 değil mi? 35,1 at. Virgül 1 olacak. Pardon. Nokta 1 olunca attı böyle bak. Virgül değil demek ki. Şimdi buradan gelip Quick Trim'le şöyle bir temizlik yapalım. Şuraları bir yok et abi sen. Sonra sen de şuralarını bir yok et. Sonra gelsen şöyle sana burayı yok et abi. Seninle işim yok benim ya. Şöyle bir alayım önüme. Güzel. Şekil güzel duruyor. Şimdi mor kısmına geldim. Parameter'a tıkladım. Şunu bir şöyle aşağı alalım ki elimize kolumuza takılmasın. Hemencik şöyle şeklimizin çevresini. Bu arada bir tek hepsini seçmenize gerek yok. İstediğiniz kadar seçebilirsiniz. Burayı seçtim. Okey dedim. Orayı yazdı. Bakın. Burayı seçtim. Okey dedim. Sonra tekrar geldim. Recently used, son kullanılanlar olarak da vermiş burada. Teşekkürler diyoruz programa. Şöyle ekliyorum. Ne kadar uzun oldu ya. 380 küsürlük bir yapı olmuş oldu. Hadi gelin bakalım. Olmuş mu? Kaydolmuş mu? Ne yapmış? Evet işte böyle. Bakın ilk 286'ydı tuttu. İkinci 133'tü tutmuş. Üçüncü 380'de tutmuş.
Programa buradan teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir zahmetten kurtardığı için bu dediğim gibi karmaşık, kompleks şekiller çizerken oldukça bizim işimize yarıyor. Bilmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.